Sinan, öncelikle teşekkür ederiz bizi buraya konuk ettiğin için. Transferin hayırlı olsun. Bu transferle de birlikte İstanbul'un dört büyük kulübünde de oynayan dördüncü oyuncu oldun tüm Türk basketbol tarihinde. Ha, değişik bir duygu olmalı. Sen neler hissediyorsun? Öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yani her şeyden önce İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak kariyerimin hepsini bugüne kadar İstanbul'da geçirmiş olmak ve bu güzel şehirde, bu basketbol şehrinde Türk basketbol adına bir şeyler başarabilmiş olmak müthiş bir gurur kaynağı. Bunu önümüzdeki senelerde de İstanbul'da devam ettirme fırsatı benim için mühim bir şans. Umuyorum ki geçmişe de baktığım noktada kariyerime daha da yeni şeyler katabilecek imkanları ve fırsatları yakalamaya devam ederim. Peki Galatasaray'dan ayrılma sürecinde neler yaşadığını anlatabilir misin? Onlarla sözleşme yenileme konusunda bir görüşme yaptın mı? Sezon bittiğinde sözleşmem de bittiği için açıkçası kendi hedeflerimi ortaya koyup neler yapabileceğimi düşünmeye başladım. Bu noktada Galatasaray'la sezon bitince bir görüşmede bulundum. Onlar daha çok sözleşme yenilemekten çok Galatasaray'ın ilerideki planlarını anlatacak bir konuşma geçti. Ben de kendi hedeflerimi Euroleague'de başarıya koşan bir takımda oynamak istediğimi ve bu noktada oyuncu olarak bunu başarabileceğime inandığımı söyledim kendilerine. Bu görüşme sonrasında da bir daha görüşmedik. Galatasaray kaptanının Fenerbahçe'ye geçişi her zaman gördüğümüz bir olay değil. Bu şekilde bir geçiş yapmanın profesyonel sporculuk anlamında Türkiye'de bir tabuyu yıktığını söyleyebilir miyiz? Açıkçası oradaki konuda yorum yapabilecek kişi ben değilim. Bu kamuoyunun kendi kanaatine kalmış bir şey. Ama aynı zamanda da ben profesyonel olarak hem bireysel hedefim hem oynadığım takımlardaki hedefim her zaman için Türk basketbolunu seyir olarak ve başarı olarak yukarıya çekmek oldu. Ve bunu devam ettirebilmek adına böyle bir ortama girmek ve böyle bir fırsatı yakalamak benim için mühim bir fırsattı. Peki Fenerbahçe Doğuş'a transferin sürecinde hangi faktörler öne çıktı? Fenerbahçe seni nasıl ikna etti? Öncelikle Euroleague şampiyonunun transfer listesinde olmak mühim bir noktaydı her şeyden öte. Ve aynı zamanda Obradovic'in takımın antrenörü olması ve onun gelişiyle beraber takım ortamında 3 senede istikrarlı bir süreç yakalanmış olması önemli etkenlerden biriydi. Aynı zamanda o süreç içerisinde hem Fenerbahçeli yöneticilerle hem Gerardini ve Obradovic'le yaptığım telefon görüşmeleri ve toplantılar benim transfer noktasında karar vermemde büyük etkenler oldu. Bu yaşına kadar kariyerini hep adım adım büyüttün. Anadolu Efes ile ilk başta EuroLeague tecrübesi yaşadın. Ardından daha büyük bir saha içi rolle Galatasaray'da Euro Cup şampiyonluğu yaşadın. Şimdi de Fenerbahçe Doğuş ile birlikte EuroLeague'in zirvesine bir adım attın. Gelecek sezon senin için çok önemli diye tahmin ediyorum. EuroLeague'i kazanmak kariyerin artık en büyük hedefi olarak görülebilir mi? Yani kesinlikle geçmişten bugüne baktığımda en net hatırladığım konu gençliğimde her zaman için bir NBA oyuncusu olma hayaliyle büyüdüm. Ama daha sonra kariyer ve gerçeklerle karşılaşınca onun içerisinde yeni hedefler ve daha gerçekçi hedeflerin parçası olmaya başladım. Bu noktada Euroleague özellikle Euroleague'de yanılmıyorsam bu sene 9. senem olacak kariyer olarak. Euroleague'de oynadığım her sene kazanmak için oynadığımız ortamda daha istikrarlı bir organizasyonun içerisinde bulunmak ve şampiyon olmuş, Final Four'u son 2 senedir çok ciddi şekillerde yaşamış, tecrübe etmiş bir takımın parçası olmak bu konuda hedefe en uygun yer olarak gözüküyordu ve aynı zamanda benim de bireysel hedeflerim arasında takım içerisinde, kulüpler içerisinde Euroleague Final Four'u görmek ve Euroleague kupasının bir parçası olabilmek çok mühim bir hedefti. Bunu gerçekleştirebileceğimize de inanıyorum. Avrupa tarihinin gelmiş geçmiş en iyi koçuyla birlikte çalışacaksın. Bu durumun da seni heyecanlandırdığını tahmin ediyorum. Tabii ki de heyecanlandırıyor. Hem oyuna bakış açısı olarak, taktiksel yaklaşım olarak hem de kariyerinde yani başarıların gelmiş olmasına rağmen
biraz bu konuda doyumsuz olması ve yeni başarılara her zaman için ulaşma isteği, kendini geliştirmeye her zaman ulaşma isteği bence oyunculara da çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Kendilerini geliştirmek ve sahaya çıktıklarında en iyisini yapmak adına. Bu noktada yani her oyuncu kesinlikle Obradoviç'te çalışmak istiyordur. Bu fırsatı da her oyuncu yakalayamıyor. O noktada da şanslı olduğunu düşünüyorum. Belirli bir yaştan sonra vites arttırmayı, oyun olgunlaştırıp lider olmayı seninle birlikte gördük. Fakat bu Fenerbahçe doğuşta bizi nasıl bir Sinan bekliyor? Obradoviç ile rolünü daha önce konuştun mu? Yani Obradoviç ile konuştuğum noktada takımdaki rolüm az çok belliydi. Zaten geçtiğimiz senelerde izlediğimiz Sinan içerisinde de işte hem 2 numarada hem 1 numarada takıma katkı veren bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Her şeyden öte ben kendi oyuncu karakterimi takımın eksiklerini tamamlama yönünde ağır basan bir oyuncu olarak görüyorum. Bu noktada da sezon başlamasıyla beraber takıma neler katabileceğimi ve takımın eksikleri içerisinde kapatabilecek noktaları daha net göreceğim ve ona göre oyunumu konsantre edebileceğim. Peki dışarıdan bakan bir oyuncu olarak geçen seneki Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsin? Euroleague oynayan takımların hepsi çeşitli sakatlıklar ve yorgunluklardan iniş çıkışlı bir sezon geçirdi. Açıkçası Fenerbahçe bu noktada en önemli çıkışı sezon sonuna doğru yakalamış olması ve 8'li finalden başlayacak şekilde yükselen bir grafikle hem savunmada hem hücumda domine etmeye başlaması çok net bir şekilde Euroleague şampiyonunun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Bu noktada bunu televizyondan izleyen biri olarak net bir şekilde gördük zaten. Yıllar geçtikçe yardımcı oyuncu rolünden daha çok topa hükmeden ikili oyunları başlatan bir isim haline geldin ki geçen sene Alex Saiz'le birlikte neredeyse her maç en az bir jeneriklik hareket yapıyordunuz. Şimdi Veseli ile ve alınması muhtemel bir uzunla oynayacaksın. Fenerbahçe doğuş takımında makine gibi bir işleyen bir düzen var. Seni heyecanlandıran diğer etmenlerden biri de bu diye tahmin ediyorum. Yani oyuncu olarak etrafındaki insanların da katkı verebileceği ve daha iyi oynamalarını sağlayacak bir bakış açısına sahibim. Belki de bu babamdan gelen bir genetik bir kod. Ama sahaya çıktığımda beraber oynanan oyunun daha keyifli olduğunu ve insanların da dahil olabileceği ortamları yaratmak keyifli oluyor. Veseli gibi bir atletik oyuncuyla oynamak da bu konuda merak uyandırıcı ve nasıl olacağını çok merak ediyorum. Peki oyun kurucunuz Bobby Dixon'la milli takımda 3 senedir birlikte oynuyorsun. Onunla saha içi iletişim nasıldı? Hem milli takımlarda birlikte oynamaktan hem de 4 sezondur rakip olarak oynamaktan dolayı Bobby ile yani samimi bir rekabetimiz var her zaman için ve bu milli takımdaki ortamda daha da samimileşti. Benim Amerika'daki aldığım eğitimden dolayı onunla zaten milli takım ortamlarında da onun adaptasyonunu sağlamak adına, kolaylaştırmak adına daha da fazla diyalog kuruyorduk ve bu noktada onun böyle bir özveriyle bize dahil olması ve o diyaloğu kurabilecek açıklıkta olması kendini bence diğer Amerikalı oyunculardan çok fazla ayırıyor. Ve bu noktada eminim ki aynı takımla forma giymeye başladığımızda kulüp takımlarında o da bana yardımcı olacaktır adaptasyon sürecinde ve açıkçası beraber geçireceğimiz sezon içinde heyecanlıyım. Geçen sezonki Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olmuş Fenerbahçe doğuş takımından Ekpe Yudoh ve Bogdanovic gibi çok kadronun önemli isimleri ayrıldı. Onların ayrılıkları hakkında neler söylersin? Yani açıkçası demin de senin söylediğin gibi bir makine gibi işleyen bir sistem kurulmuş durumda ve 3 senedir o istikrar büyütülerek hedefe ulaşıldı. Bu noktada tabii ki de Ekpe ve Bogdan'ın ayrılışı çok önemli kayıp ve çok değerli oyunculardı takım için ama aynı zamanda kurulacak takımla beraber neler yapabileceğimiz çok daha net göreceğiz. Aynı zamanda oyuncu olarak da çok beğendiğim iki oyuncuydu kendileri. O yüzden de Euroleague'de böyle başarılı sezon geçirip daha sonra Amerika'ya, NBA'ye gitme fırsatı yakaladıkları için de onlar için ben mutluyum bayağı. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Fenerbahçe taraftarları senin gelişinden ötürü çok mutlu. Sen de yıllardır Fenerbahçe'ye karşı oynamış bir isim olarak
O taraftarlar hakkında neler söylersin? Açıkçası Türk basketbolu zaten geliştikçe taraftarın desteğiyle gelişiyor. Taraftarın desteğiyle büyüyor ve etkisini arttırıyor. Fenerbahçe Doğuş ekibi de bu istikrarlı ortamı kurma sürecinde taraftarın desteğiyle büyüdü. Başarılarıyla beraber taraftarın desteği de büyüdü. Ve Ataşehir'de basketbolu bilen bir kesim çok büyük sayıda. Bu noktada da onlarla sahaya çıkacak olmak da heyecan veriyor. Son olarak milli takımdan da bahsedelim. Yarın idmanlarımız başlıyor. Eurobasket'te burada milli takım hakkında düşüncelerin neler? Nispeten genç bir takımla artık başlıyoruz ve yani 9 senedir oynadığım milli takım sürecinde hem işte Hidayet abili ve onun jenerasyonuyla beraber oynayacak ortamı bulduk hem de bu geçişin bütün sürecini yaşadığımı söyleyebilirim. Bu noktada potansiyeli olan oyuncular var ve bunu sahaya koyduğumuz ortamda mücadeleyi ve o gençliğimizi basketbol severlerin vereceği destekle beraber sahaya ortaya koyabildiğimiz anda çok özel bir turnuva bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu noktada hedeflerimiz tabii ki de sonuna kadar gidebilmek ama her şeyden önce bu bir buçuk aylık hazırlık dönemini kendimizi sahada nasıl gösterebileceğimizi tanıyarak ve bilerek en iyi şekilde hazırlanarak geçireceğiz. Ondan sonra da turnuvada da elimizden geleni yapacağız. Sinan, bu röportaj için çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdın. Transferinde tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum sana. Ben teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz.